Dizanın li Türkiye cür bi cür gelik millet u çandu huner hene. Haji erişin ser gelik kurt çandu hunera zamana zamane gelik kurt emdenge kadar ne yakın yen ev devlemendiya çandu hunereji ye bekintine. Ser va çandu huneraji bikin. U Hişmendiya yek devlet, yek millet, yek zaman, yek çandı hüner. Ye hişmendi yek vusa ava bikin. Jiber be yeke em bank dikin ku çandı hüner müravahi gelek em hadi derkevin, gelek em biparesin. Direkt olarak evet bunun bir Kürt halayına bile saldırılması topyekün bir Kürt'ün yaşam tarzına bir saldırı olarak görülebilir. Ama biz kabaca işte tek kelimeyle bu Kürt halkının yaşam tarzına, dolayısıyla yaşamına saldırıdır. Kürt'ün en büyük moral değeri nedir? Kuşkusuz halaylarıdır. Yani ne zaman Kürt zor duruma düşse, işte moral değerleri düşse, halaylarla tekrar birbirine destek, moral enerjisini yükselterek toplumu tekrar ayakta tutabiliyor. Şimdi bunu AKP-MHP iktidarı çok iyi biliyor. Özellikle psikolojik savaşı, kirli savaşı derinleştirmek isteyen AKP-MHP faşizmi bu gerçekliğin çok bilincindedir. Dolayısıyla burada ilk olarak saldırmak istediği kuşkusuz halaydır. Ve bir diğer nokta da şudur, yani halaya saldırılmış olması bir de şunu gösteriyor, yani artık demek ki saldıracağı bir değer bırakmamış yani. Artık arıyor, ben neye saldırabilirim, bu halkı ayakta tutan hangi değerler var? Ben neyi, yani senin mezarını bile yıpratıyor, sen ayaktasın. İşte kemiklerini getiriyor, asfalta gömüyor. Senin en değer verdiğin, en anlam verdiğin değerlerini ayaklar altına alıyor. Ve hala bu halk ayakta olduğunu görüyor. Ve burada artık ideolojik ya da ne bileyim örgütsel kurumların, mücadele kurumlarını bir tarafa bırakıyor artık toplumun temel dinamiklerine. Yani bu anlamda çok vahimdir. Çünkü toplumun günlük, periyodik olarak yaşam akışına bir müdahaledir. Yani bu saldırı gerçekleştirenlerin de büyük bir ayıbı, bir acizeti olarak değerlendirilebilir. Çünkü artık bir halkın temel değerlerine saldıracak kadar düşmüşsen demek ki sen yenilmişsindir. Düşman, yani Kürt halkına düşmanlık edenler açısından bu böyledir. Özellikle bu hakkın, hukukun tanınmadığını görüyoruz. Bu durumda da biz halaylarımıza daha fazla dört elle sarılıp, her yerde sloganlarımızı atıp, her yerde halaylarımızı çekip kendi kültürümüzün, geleneğinin devam etmesini sağlayacağız. Bu bir noktada da asimilasyona giriyor aslında. İşte halaylarımızı unutturmak, işte gençlere gözdağı verip artık halay çekmemelerine yol açmak gibi gibi. Biz de bu politikalara karşı halay çekerek direnişimizi sergileyeceğiz. Halay çekmek bizim zaten bir direniş boyutumuzdur, özgürlüğümüzdür, en büyük eylemimizdir. Bizim hiçbir şekilde bunlardan vazgeçmememiz gerekiyor. Kürt halkına topyekün bir kültürel soykırım saldırısı yapılıyor. Bizler de bunlara topyekün cevap olmalıyız, topyekün direnmeliyiz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler bilsinler ki yılan, o yılan artık onlara da dokunuyor. AKP ve MHP faşizmi bilsin ki halaylarımız devrim halaylarımızı çekene kadar devam edecek.